Bu video benim için çok önemli ve dönüştürücü bir video. O yüzden bu videoya sponsor olduğu için Cambly'ye çok teşekkür ederim. Cambly'yi biliyorsunuz, ana dili İngilizce olan eğitmenler tarafından İngilizce pratik yapabileceğiniz online bir eğitim platformu. Ve bunu yeni öğrendim. Aslında Cambly iki eski Google mühendisi tarafından kurulmuş bir eğitim platformuymuş. Ve dünyada milyonlarca kullanıcısı var. Ve bu videoda Cambly ile ilgili iki güzel haberim var size. Birincisi, Cambly'nin artık bir YouTube kanalı var. Zaten vardı ama artık aktif şekilde kullanmaya başladılar. O yüzden ücretsiz bir şekilde Cambly'nin YouTube kanalına gidip oradaki eğitmenlerin verdiği derslerden faydalanabilirsiniz. İkinci güzel haber ise yılın en büyük indirim zamanı gelmiş ve %60 bir indirimden bahsediyoruz. Eğer Cambly'yi deneyimlemek istiyorsanız 60 kablan kodunu kullanarak hem %60'lık indirimden faydalanabilirsiniz hem de 10 dakika boyunca Cambly'yi ücretsiz deneyimleyebilirsiniz. Şöyle Merkür gerilemesi bitiyorken, 2020 yılına da giriyorken güzel güzel kendimizi geliştirerek, İngilizcemizi geliştirerek, her dilde hikayelerimizi anlatarak ve dinleyerek geçirdiğimiz zamanlara doğru ilerliyoruz umarım. Geçenlerde bir eğitimdeydim. Bunu Instagram'da bolca paylaşıyorum aslına bakarsanız. Bir hikaye anlatıcılığı eğitim veriyorum ve o eğitimde kafa uçuklatan, beni manyak eden bir tecrübe yaşadım. Nasıl mı? Bunu bu kanalda çok fazla söyledim. Yani çok fazla film için, kitap için, belgesel için of bu kitabı okuyun var ya beyniniz patlayacak. Of. Böyle şeyler çok yaptım ama ilk defa bir odanın içerisinde bambaşka hayatlar yaşamış, hayat dediğimiz olayı bambaşka tecrübe etmiş insanların bir arada bulunduğu bir oda düşünün ve orada herkes hikayelerini, aslında çoğunlukla herkes dönüm noktalarını anlattı. Hayatlarının dönüm noktalarını anlattı ve size şunu söyleyeyim, bu yaşadığım tecrübe 1000 filme, 1000 belgesele, 1000 kitaba değerdi. Hikayemizi anlatma korkusu o kadar içimizde ki ve hikaye kelimesinin anlamı o kadar boşaldı ki aslına bakarsan. Ne için hikaye lafını kullanıyoruz biz şu anda? Instagram'ın 15-20 saniyelik şeylerini hikaye diyoruz, story diyoruz, hikaye diyoruz değil mi onu? Aslında hikaye bu değil. Hikaye anlatmak derken ben şu an burada onu kastetmiyorum. Yani birbirimizle böyle sıcak bir çay etrafında ya da alkol içecekler etrafında ya da kahve etrafında arkadaşlarımızla, akrabalarımızla, sevdiklerimizle yaptığımız o uzun sohbetlerden bahsediyorum ve bu yaşandı. Belki bazı yerlerde hala yaşanıyor. Ben biraz hasret kalmış da olabilirim. Çünkü ben önceden arkadaşlarımla böyle bir kafede buluşurdum. Sabahında, akşamında ayrılırdık ve akşamına kadar gerçekten hiç durmadan konuştuğumuzu, bazen hiç durmadan sustuğumuzu hatırlıyorum. Ama şu anda bu azaldı. Neden biliyor musunuz? İşte bu Instagram storyleri, yani hikaye dediğimiz şeyi artık orada yaşıyor olduk. Yani ve görsel ve videolarla çevrili, fotoğraflarla ve videolarla çevrili bir hayatımız oluştukça artık anlatmanın, yani sözlü anlatmanın bir değeri kalmadığını düşünmeye başladık. Çünkü neden? Diyorum ki yani anlatacağıma gösteririm, açar gösteririm daha iyi. Yani bir şelaleye gidip gördüysem Karadeniz'de, o şelaleyi anlatacağıma açarım, fotoğrafını gösteririm. 1000 kelimeye bedel diyorum. Ama hayır, bu böyle değil. Ya benim profesyonel bir arkadaşım var, profesyonel fotoğrafçı. Bu işten parasını kazanan, hayatını bundan kazanan bir arkadaşım var ve asla doğa fotoğrafı çekmiyor mesela. Neden? Çünkü diyor bir şelalenin fotoğrafını çekemezsin. Bir şelaleyi, bir gölü, bir okyanusu gidip görmen lazım. Asla o güzelliği sen o fotoğraf makinesinin içine sığdıramazsın. Ama bunu anlatarak yapabilirsin. Bir şelaleyi anlatarak o insanı oraya götürebilirsin. Geçen eğitimde yine bu fotoğrafların etkisinden bahsediyoruz. Herkes böyle görsel şovların yapmanın peşinde ya böyle. Bundan bahsederken bir arkadaş söze girdi, dedi ki ben de gençken bir arkadaşım bir kıza aşık olmuştu ve artık o arkadaşımızı hiç göremiyorduk çünkü hep kızın peşindeydi. Ve diyorduk ki abi gelsene ya, niye gelmiyorsun falan. Abi görseniz o kadar güzel ki, o kadar badem gözlü, lokma dudaklı, böyle bir şey yok hayatımda. Hep o kızın peşindeydi, hep o kıza beraberdi. Sürekli çağırıyorduk, sürekli abi çok aşık oldum ama görmeniz lazım, öyle güzel, öyle güzel ki diyordu. Ve kafamızda öyle bir kadın yarattı ki sonrasında aradan aylar geçtikten sonra böyle bir resmini gösterdi bize. Ve o an dedim ki keşke göstermeseydin. Çünkü hepimiz kafamızda öyle muhteşem bir kadın yaratmıştık ki gördüğümüz resimdeki kızla alakası yoktu. Elimizde olan, hayal gücümüzle olan bağlantımızı kopardık. Artık bir şey hayal etmekle uğraşmıyoruz çünkü direkt tak diye gösteriyorlar bize. O yüzden mesela bir kitabı okuyanlar filme uyarlandıktan sonra o filmden asla memnun olmazlar. Derler ki her zaman kitabı daha iyiydi. Hayır, kitabı daha iyi değildi. Senin beynindeki hikaye daha iyiydi ekranda gördüğünden. Çünkü hiçbir film senin beyninde çektiğin film kadar etkileyici olamaz. Lanet olsun ki öyle korkular sarmış ki dört bir tarafımızı. Bunda hepimizin suçu var. Ya bu işteki şey kitapları yok mu? Etkileyici konuşma, etkileyici anlatım sanatı, bilmem ne, şöyle konuş, Ted gibi konuş. Bu kitapları ben de okuyorum bu arada, ben de araştırıyorum ama bu kitaplar bizi mahvetti. Neden biliyor musunuz? Çünkü anlatmak en doğal ihtiyacımız ve en doğal hakkımız. Biz yani hep bununla övündük, anlatma. Yani insanlar işte konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa. Biz anlatarak bugünkü halimizi oluşturduk. Ya anlattıklarımız bizim geleceğimiz oldu. Hep söylüyorum işte, bu masallarda anlatılan her şey şu anda gerçek oldu. Yani bir zamanlar binlerce yıl önce bir kadının hayal ettiği bir şey işte şu anda yaşanıyor. Konuşan ayna, al işte konuşuyor. Uçan halılar, al işte uçuyorlar. Deniz atları, aya gidenler, cinler, periler, hepsi şu anda gerçekten yaşanıyorlar. Bu bir zamanlar bunu anlatan insanlar sayesinde oldu. Ve ona anlatırken korkmadılar yani. Demediler ki ya işte ben anlatıyorum ama etkili bir şekilde konuşuyor muyum? Kollarımı bağlıyorum ama acaba dışarıya kapalı mı görünüyorum? Yok işte herkese tek tek göz teması kurmalıyım. Ancak böyle etkileyici bir konuşma yapabilirim demiyorlardı. Sadece anlatıyorlardı. Adamın ağzında dişi yok ya. Anlatıyordu ama. Buna engel değildi. Ama şu anda anlatmaktan o kadar korkuyor ki herkes, etkileyici anlatamayacak diye, karşısındakinin uykusunu getirecek diye, yoracak diye. Yine o eğitimde biri geldi yanıma. O çok, ya benim için çok etkileyici bir eğitimdi, bilmiyorum. Ve dedi ki ya ben de anlatmak istiyorum. Anlatacak da çok şeyim var. Ama insanlar diyorlar ki sen konuşunca bizim uykumuz geliyor. Ben dedim ki ona, inan bana dedim, ben konuşunca insanlar da çok yoruluyorlar. İnsanların keyfine göre yapamazsın. Hem birisini dinlerken uykusunun gelmesi neden kötü bir şey olsun ki? Anne babalar çocuklarına uykudan önce neden masal anlatıyorlar? Uyusunlar diye, değil mi? Ne yapıyor anne babalar? Kalk 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 kalk! Ben burada bir şey anlatıyorum. Niye uyuyorsun? Ben iyi anlatamıyor muyum? Ben uykumu mu getiriyorum senin? Bu kötü bir anlatıcı olduğu anlamına mı geliyor? Ya da masalın kötü bir masal olduğu anlamına mı geliyor? Ya da benim yorucu bir anlatımım olması kötü bir şey mi? Azıcık yorul ya. Bir şey olmaz. Senin bu hikayeyi anlatmaya ihtiyacın var. Onunla dinlemeye ihtiyacı var. Mesele anlatmazsam çatlarım diyeceğin bir hikaye bulabilmek. Ben anlatarak iyileştim. Ben anlatarak keşfedildim. Çünkü ben hep biri beni keşfetsin diye bekledim. Yani bir yapımcı, bir yönetmen tutsun kolundan desin ki ya Başak sen neredeydin? Biz de seni arıyorduk desin diye bekliyordum. Çünkü zannediyordum ki yani sorun beni görmemiş olmaları. Çünkü beni gördükten sonra benim gibi bir kadına hani tepkisiz kalmaları mümkündü ya. Beni görmedikleri için beni keşfedemiyorlar zannediyordum. Ama yok, beni gördüler. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şeyimi fark etmediler. Ve beni kim keşfetti biliyor musunuz? Siz. Yani o cümle vardı ya işte biz de seni arıyorduk cümlesi. Onu siz söylediniz. Sen neredeydin ya? Biz de seni arıyorduk cümlesini ben sizden duydum. Ve bugün gururla söylüyorum ki beni hiçbir yönetmen, hiçbir yapımcı keşfetmedi. Her şey hikayemi anlatarak başladı. O yüzden bugüne kadar hep bunu kendimle alakalı bir şey olduğunu düşünüyordum. Beni iyileştiren, hayır, o gün gördüm. Anlatmak ve anlatmaya başlamak hepimizi iyileştirecek. Nezaket verecek bize, biliyor musunuz? Bütün sorunlarımızı çözecek. Neden? Çünkü o gün orada gördüm ki herkes hikayesini anlattıktan sonra ona göre şekil aldı. Birbirine konuşurken onun hikayesini bildiği için daha dikkatli oldu. Daha söylediklerine dikkat eder oldu. Bruce Lee'nin bir sözü varmış. Su gibi ol dermiş. Neden su gibi ol diyor? Çünkü su girdiği kabın şeklini alır. Bardağa giriyorsa bardak olur, şişeye giriyorsa şişe olur, iki dağın arasından akıyorsa dere olur, okyanus olur ve hiç sorgulamaz su. Yani bardağı olduğu gibi kabul eder, şişeyi olduğu gibi, okyanusu olduğu gibi kabul eder ve ona göre davranır. O odanın içinde herkes hikayeyi duyduktan sonra ona göre şekil aldı. Ve bir cümle, ben hayatımda hiç terlik giymedim cümlesi. Ne kadar basit bir cümle. Ama o gün anladım ki bir kamyon yükü kadar büyük bir hikaye taşıyor arkasında. Ben cinlerle ve masallarla dolu bir evde büyüdüm. Masallardan ve hikayelerden babam sorumluydu. Cinlerden ise annem sorumluydu. Yani benim eğitimimde cinlerin çok büyük bir faydası olduğunu söyleyebilirim size. Şöyle ki ben hala şu gün olmuş, sabah kalktığımda dişlerimi fırçalarım ama yüzümü yıkamaktan pek haz etmem. Ve o yüzden çocukken de annem ne yolu denediyse denesin bir türlü başarılı olamadı ve bana yüzümü yıkatmayı başaramadı. Ve sonrasında dedi ki bana, ben küçükken bak Başak dedi, sen bu yüzünü yıkamıyorsun ama bilmiyorsun ki gece sen uyurken suratına cinler işiyor. Cinler mi işiyor? Bittiğim andı. Sürekli bir cin var kafamda ve sürekli suratıma işiyor. Ne yapacaksın? Paşa paşa gideceksin. O suratı yıkayacaksın. Ve hala geçen yine bizdeydi. Ve ben 29 yaşındayım ve evliyim. Kaç yaşıma geldim. Ve o gün yine yüzümü yıkamadım diye dedi ki Başak, suratına cinler işiyor. Ben ne yaptım? Paşa paşa gittim. O suratı yıkadım. Yalan mı? Olabilir. Gerçek mi? Olabilir. Ama beni harekete geçirdi mi? Geçirdi. Gerçek oldu. Yapacak bir şey yok. Ve sakız çiğnemek en büyük travmam. Çok severdim küçükken sakız çiğnemeyi ve geceleri böyle akşamları sakız çiğnemeye bayılırdım. O da bir şekilde ya bu yasak mı yanlış mı dilimi ısıracağım diye korktuğumdan bilmiyorum artık ne sebebi ne o sebebin hiçbir önemi yok. Bana dedi ki geceleri sakız çiğneyenler ölü eti çiğnermiş. Size yine şöyle söyleyeyim, saniyeler içerisinde o sakız birden nasıl ölü etine dönüşüyor? O sakız nasıl birden çiğ et oluyor? Ağzının içinde diye bir şekil alıyor. İnanamazsınız. Hemen o sakız çıkar ve atılır çöpe. Baktığınız zaman ama çocuklara da her şey masallarla ve hikayelerle anlatılır. Hiçbir çocuğa şey dersen etkili olmaz. Çocuğum dişlerini fırçala. Çünkü diş sağlığın için bu hiçbir çocuğu harekete geçirmez. Aslında hiçbir yetişkin de harekete geçirmez. Bizi harekete geçiren şeyler hikayeler. Lütfen anlatalım. Daha çok anlatalım. Anlattıkça büyüyecek hikayemiz. Anlattıkça değişecek. Ve anlattıkça birilerine şifa olacak. Birilerini değiştirecek. Mesela Japonların bir felsefesi varmış. İsmi Wabisabi. Diyor ki hiçbir şey mükemmelliğe ulaşamaz. Hiçbir şey tamamlanamaz. Ve doğada hiçbir şey sonsuza kadar ayakta kalamaz. Hepsinin yaraları var. Hepsinin hataları var. O yüzden onu olduğu gibi kabul et. Mesela diyor hırka giydin ve o hırkanın düğmesi koptu. Onun düğmesini dikme. Onu o haliyle giy. Onun düğmesi kopmamış gibi davranma. Oraya hemen bir düğme dikme. Onu o yarasıyla, o hatasıyla kabul et. Ve şu gün hepimiz yaralarımızı göstermektense yaralarımızı saklamayı ve mükemmelmiş gibi davranmayı seçiyoruz. Çünkü o koca iletişim kitapları yok mu? O sahneye çıkacağız, işte sunum yaparken dikkat edeceklerimiz, sunum yaparken şöyle yapalım böyle. O kitaplarda şunlar yazıyor. İşte karşınıza oturanları çıplak düşünün. Hani sahnede rahat etmek istiyorsanız, sahnede elinizi kolunuzu rahat çarp, onları çıplak düşünün. Ya da onları çocuk gibi düşünün. Neden? Çünkü hani siz çıplaksınız, ben giyineyim. Siz zor durumdasınız. Size acıyorum. Üzerinizde kıyafetiniz bile yok. Çünkü çıplak insan çirkindir. Ya da çıplak insan kendini savunmasız hisseder. Ama karşıda sen giyinik haline sahnedeysen onlar çıplaklığından faydalanabilir. Onlara sunum yapabilirsin. Çünkü onlar ezikli ve zor durumdalar. Ya da çocuklar. Çocuklar yetişkinler gibi değildir. Hani daha basit yaratıklardır ya. Onları çocuk gibi düşünebilirsin. Yani birine bir şey anlatırken bile hep karşı tarafımızı ezikleme üzerine kurguluyoruz her şeyi. Ve bunu koca iletişim kitaplarında anlatıyorlar. Yani kendi yaralarımızı saklıyoruz ve karşı tarafı yaralı olarak, ezik olarak düşünmeyi tercih ediyoruz. Eksik olarak düşünmeyi tercih ediyoruz. Ve bunu onları bize okullarda öğretiyorlar. Ben hikayemi anlatarak kurtardım ruhumu. Delirmediysem bu yüzden. Ve anladım ki ilk cümleyi söyleyerek başlayacak her şey. Sen söyledikten ve ben duyduktan sonra bu anın geri dönüşü yok.